Merhabalar. Mükemmel bir yerde, evet, beraber nefes çalışalım. Ama bu nefes çalışırken de bunun mantığını da işlemeye çalışalım ki sizler bunu her daim yapmaya, mantığınız içerisinde yapmaya çalışın. Evet, burundan ve ağızdan iki türlü nefes alıp verme yöntemimiz var. Burundan yaptığımız nefes teknikleri daha çok zihnin oksijenlenmesini, ağızdan yaptığımız nefes teknikleri ise bedenin oksijenlenmesini sağlıyor. Zihnin bu bedene bağlı olduğunu unutmayalım. Ve yönetimin bu şekilde olduğunu da unutmamak için ne yapacağız? Besin kaynaklarını en muntazam şekilde vermeye çalışacağız. Ve tek bir besin kaynağı var, oksijen. Hem zihinsel hem bedensel yükseliş istiyorsak da lütfen bu nefes antrenmanlarını her zaman yapmaya gayret edelim. Evet, burundan yaptığımız çalışmayı bir şekilde ikiye ayıracağız. Bu şu şekilde olacak. İlk yapacağımız çalışma, burundan al, genizden ver. İkinci yapacağımız çalışma ise burundan al, üfleyerek burundan ver. Bu yapacağımız iki çalışmayı 5 dakikaya sığdıracağız. Ve ilk 3 dakikası burundan al, genizden ver temposuyla bir şekilde aslında ıkınma temposunu yakalayacağız. Ama çıkarttığımız tını aslında bir şekilde bir stres yönetimini bize sağlayacak. Stres yönetimi dediğimiz nokta içerisinde bazen kendimizi ifade etmekte zorlandığımız anlar oluyor. Yani açıkçası stresimize yenik düşebiliyoruz. Veyahut da bir bilgi birikimimiz var ve bu bilgi birikimini masaya yatıramıyoruz. Neden? Çünkü stresimize yenik düştük. İşte ondan dolayı yapacağımız bu teknikler aslında güçlü teknikler ve stresimizin yönetimine de bize ne yapacak? Fayda sağlayacak teknikler. Böylelikle de kaygı, stres ve korku üçleminden tamamıyla arınmış ve kurtulmuş olacaksınız. Ve beyin daha güçlü titreşimlerle ne yapacak? Güç, kuvvet, sağlık, zenginlik ve huzuru işlemeye başlayacak titreşimlerle. Evet, yapacağımız olay iki noktada. Birincisi, burundan al, genizden ver. Yani şu şekilde bakın. Ama her yaptığımız harekette özellikle şunu söyleyeyim. Kalbin üstüne dair nefes alacaksınız. Yani akciğerleri en yüksek valoriyle çalıştırmaya, özellikle gayret etmeye lütfen çalışın. Şöyle diyelim. İlk önce burundan al, genizden ver. Yani tempoyu işlersek şu şekilde. Alıyorum. Ve yavaşça genizden veriyorum. Dikkat ettiyseniz ağzım kapalı. Bir daha yapıyorum. Alıyorum. Ve veriyorum. Bir daha yapıyorum. Yavaşça alıyorum. Ve genizden veriyorum. İkinci yapacağımız teknik ise burundan al, üfleyerek burundan ver. Yani şu şekilde yapıyoruz. Bakın. Burundan alıyorum, üfleyerek veriyorum. Alıyorum. Üfleyerek veriyorum. Alıyorum. Üfleyerek veriyorum. Alıyorum. Ve veriyorum. Evet. Ve son yapacağımız ise bunu çok daha hızlı bir tempo içerisinde al-ver temposuna sokmak. Yani şu şekilde bakın. Alıp veriyorum. Burada çalışan, dikkat ettiyseniz, akciğerlerimiz. Omuzları hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Ve sadece ilkinde 3 dakika boyunca kendimizi toparlamak için. Burundan al, genizden ver. Çıkarttığımız tını, yani çıkarttığımız ses, okyanus tınısıyla aynı frekansta yer alıyor. Bu da bizim stresten daha arınma noktamıza getirecektir ve kendimizi ifade etmekte çok daha kolay bir noktaya geleceğiz. İkincisi ise 3 dakikayı bitirdikten sonra burundan al, üfleyerek burundan ver. Sadece 1 dakika yapacağız. Ve en sonundaki 1 dakika ise bizim için çok çok önemli. Çünkü hızlı bir tempoda al-ver temposu yapacağız. Evet, hazırsak beraber yapalım ki bunu ne zaman yapacağız? Özellikle güne merhaba dediğimiz zaman. Yani uyandık ve penceremizi araladık. Güzel bir oksijenin girmesini sağladık ve oksijenle beraber ne yapıyoruz? Bu tarz bir çalışmayla 5 dakika kendimize. Ama en önemlisi
beynimize saygı duyuyoruz. Unutmayalım ki beyin bu bedene bağlı ve bu bedeni yaşatırken de saygı duyulmayı hak ediyor. Ondan dolayı bizler de bu tarz oksijeni kendi irademizle beyne sağlarken aslında saygı duyduğumuzun da ifadesini yapıyoruz. Yani bunun gösterimini yapıyoruz. Böylelikle de biz ne yapıyoruz? Vermeden almak değil, ilk önce veriyoruz ve ondan sonra da bir beklenti noktası içerisinde bizim için en büyük zenginlik, yani sağlığın kazanılmasını sağlayacak, beynin çalışmasını ve titreşimini yayacak ortamı hazırlıyoruz. Hazırsak 5 dakika beraberiz. Bu 5 dakika içerisinde burundan al, genizden ver 3 dakika. Daha sonra 1 dakika burundan al, üfleyerek burundan ver 1 dakika. Ve en sonunda 1 dakika ise burundan al, burundan ver, hızlı bir tempo beraber yapacağız. Hazırsak başlıyoruz. Duruşa değil lütfen dikkat edelim. Sırtımızı herhangi bir yere dayamayalım. Daha çok dik durmaya çalışalım ki postürle alakalı sıkıntılarımız da ortadan kalksın. Güçlü bir omur yapısına ulaşalım ve en önemlisi de sırt kaslarımızın daha kuvvetli çalışmasını sağlayalım beraber bu yapacağımız çalışmayla. Hazırsak 5 dakikalık bir çalışmamız var ve bu 5 dakikalık çalışma içerisinde başlatıyorum. Burundan alıp genizden veriyoruz. Başlıyorum. Alıyoruz. Genizden veriyoruz. Alıyoruz. Genizden veriyoruz. Sesi duymaya dikkat edin. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Genizden veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Tempolara dikkat edelim. Hep kalbin üstüne alalım. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Ikınma şekliyle gırtlaktan veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Harika gidiyorsunuz. 10 saniyemiz var değiştirmeye. Alıyoruz. Veriyoruz. Şimdi unutmayalım. Burundan eşit al, eşit ver. Zorlamadan 1 dakika. Alıyoruz. Burundan üfleyerek verin. Alıyoruz. Veriyoruz. Yavaş al. Yavaş ver. Eşit al. Eşit ver. Yavaş al. Yavaş ver. Eşit al.
eşit ver. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Şimdi eşit alıp verme temposunu bozmadan hızlanıyoruz ve daha güçlü bir şekilde gırtlak kas grubuna kuvvet uygulayacağız. Al. Ver. 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 20 saniye var. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. 5 saniyemiz var. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Şimdi alabildiğimiz kadar çekiyoruz. Veriyoruz, ciğerleri boşaltıp nefes tutacağız. Ve nefes tutun. Ve beraberiz. İşte yaptığımız bu 5 dakikalık çalışmanın bize sağladığı, özellikle beynimize sağladığı yolculuğu şimdi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle güçlü yaptığımız bu hareket burundan filtre sistemiyle akciğerlerimize geliyor. Daha çok üst tarafı çalıştırdığımız için orta ve üst loblarımıza hitap ediyor. Ve yaptığımız bu çalışma ne kadar kalbin üstüne dair olursa o zaman ne oluyor? %60'a %40'lık bir dağılım oluyor. Yani yaptığımız bu çalışmayla beraber beyin %60'ını kendisine çekiyor. Ve bu %60'ının bir yolculuğu var. 5 duyu organı gibi en fazla enerji harcayan retina, yani gözlerimizdir. İlk önce oksijen gözlerle temasa giriyor ve onların daha güçlü bir şekilde oksijenle bir araya gelmesini sağlıyor. İkincisi ise dünyevi nokta içerisinde 5 duyu organıyla farkındalık yaşıyoruz. Ve bu farkındalığın ne yapıyor? Açığa çıkmasını sağlayan 6. çakra, yani 3. gözdür. Front lobe. İşte buranın oksijenle teması sağlanıyor ve böylelikle de 5 duyu organı içerisindeki farkındalığımız çok daha yükseliyor. Üçüncüsü ise işitsel ve görsel denge. Beyinciğin yaptığı iştir. Beyinciğin oksijenlenmesi sağlandıktan sonra aslında spatial nokta içerisinde inanmak ve inandırmak dediğimiz iki kelime vardır. Aslında hayatımızın geleneksel mottolarıdır. İnanmadan attığınız her adım muhakkak ve muhakkak sizi boşluğa düşürecektir. Ondan dolayı inanmak ve inandırmak 4. çakra ve 7. çakran işidir. Ama bunlar sol ve sağ lobların işidir. Bunların da oksijenlenmesi sağlanıyor ve böylelikle de 4. çakra içerisinde inanma noktasında adım atma, inandırma noktasında ise bunu 7. çakraya taşıyıp evrensel nitelik taşımasına bir nevi yolculuk ettirtiyoruz. İşte böyle güzel bir yolculuğu neden hak etmiyoruz? 5 dakika, bakın 5 dakikalık bir çalışma bize neler kazandırıyor? Özellikle beynin çok daha güçlü titreşimler yayarak sizi kaygı, eyleme dönüşmüş hali stres ve daha sonra korku ve blokların arasında maalesef esir olmamanızı sağlıyor. Psikolojik bir rahatsızlık olan birazcık daha aslında ilaçsal noktada tedavisi kolay gibi çözülmeye çalışılan panik atak. İşte bunların hepsinden bu yaptığımız çalışmayla uzaklaşacaksınız. Ve çok daha güçlü adımlar atmaya çalışacaksınız. Ondan dolayı sizden tek bir ricam var.
hangi zaman diliminde olursanız olun, günün. Eğer gücünüz varsa lütfen bu hareketleri yapın. Ve böylelikle de beyne ihtiyacı olan oksijeni sağlarken saygı duyduğunuzu da kanıtlamış olun. Evet, şimdi 5 dakikalık bu burundan yaptığımız çalışmayı ağızdan yapacağımız bir çalışmayla lütfen birleştirelim. Ne oldu o zaman? Toplam 10 dakika oldu. Ne oldu o zaman? Güne 2 hareketle başlayacaksınız. Yani ikinci yapacağımız hareket ağız yoluyla. Ama ağız yoluyla yaptığımız her bir hareketin maalesef bir sıkıntısı var. Ağız mukozasında filtre sistemi olmadığı için faranjit ve larenjit yapma riski var. Ve böylelikle de maalesef yaptığımız bu sağlıksal hareketin birazcık daha enfeksiyonel riskini yaşayabilirsiniz. Ondan dolayı ağızdan yapacağımız her bir harekette duruşun düzgünlüğüne dikkat edin. Bakın, burunda filtre sistemi var ama nereyi gösteriyor? Aşağıyı gösteriyor. O zaman demek oluyor ki ağızda filtre sistemi yok. Ağızda filtre sistemi olmayınca biz o zaman ne yapacağız? Kafayı ağızdan yapacağımız nefeslenme tekniklerinde aşağıya doğru eğeceğiz. Ama tam değil, 45'lik bir açıyla. Ve böylelikle de aldığımız havanın damakla teması sağlandıktan sonra bir şekilde faranjit ve larenjit olma riskini bizden uzaklaştıracak. Ciğerlerimizin oksijenle bir araya gelmesini sağlarken bu sefer kaslarımız ve organlarımız yeterli oksijenle bir araya gelecek. Evet, şimdi ise yapacağımız hareketi temellendirelim. Öncelikle ilk 3 dakika ağızdan alacağımız havayı genizden vereceğiz. İlk 3 dakika. Yani şu, bakın, alıyorum. Ve bunu yavaşça veriyorum. Bir daha yapıyorum. Ve yavaşça veriyorum. Harika. 3 dakika bu çalışmayı bitirdikten sonra yapacağımız diğer bir çalışma ise bu sefer üfleyerek vermek. Alacağımız hava güçlü bir hava, kuvvetle akciğerleri dolduracak ama neyle? Kalbin üstüne dair. Bakın, alıyorum ve veriyorum. Alıyorum ve veriyorum. Gördüğünüz gibi. 1 dakika kas gruplarımı ısındırıyorum. Ama ısındırdığım kas gruplarını ise son 1 dakika ise tam bir şekilde bir kuvvet uygulaması yapacağım. Yani tempoyu şuna çeviriyorum. Toplam 5 dakika. Evet. Gene beraber yapacağız. 3 dakika, 1 dakika ve 1 dakika olaraktan hareketi toplam 5 dakikaya entegre ediyoruz. Evet. Hazırsak beraber başlıyoruz. Kafamız 45'lik açı içerisinde ve unutmayalım kalbin üstüne dair nefes alıp vereceğiz. Evet, hazırsak başlıyoruz. Alıyoruz. Genizden veriyoruz. 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 Alıyoruz. Genizden veriyoruz.
Alıyoruz. Genizden veriyoruz. Alıyoruz. Genizden veriyoruz. Alıyoruz. Genizden veriyoruz. Alıyoruz. Genizden veriyoruz. Alıyoruz. Genizden veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Genizden veriyoruz. Şimdi aynı tempoda ağızdan alıp üfleyerek vermeye başlayacağız. Alıyoruz. Üfleyerek veriyoruz. Alıyoruz. Üfleyerek veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Şimdi ise omurdaki kas gruplarını çok daha kuvvetli hale getiriyoruz ve hızlı bir tempo ile yapmaya başlayacağız. Al. Ver. 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 Şimdi alabildiğimiz kadar kuvvetli alalım. Verebildiğimiz kadar ciğerleri boşaltalım. Ve almadan nefes tutalım. Ve beraberiz. Harikasınız. Evet. Gördüğünüz gibi iki hareket yaptık. Bir tanesi burundan yaptığımız hareket beynin oksijenlenmesini sağlıyor. Retina, ön lob, beyincik ve arka loblarla temas içerisinde. Ağızdan yaptığımız ise çok daha güçlü bir kas yapısıyla sağlanıyor. Ve böylelikle de akciğerin üst loblarına hitap ederken, orta ve üst loblarına hitap ederken ne yapıyor? Burada %80'ini kasların ve organların ihtiyacı olan oksijeni sağlamakla döndürüyor ve ondan sonraki %20'si ise beyin kendisine komisyonunu alaraktan bu döngüyü tamamlatıyor. Ve dikkat edersek, biz gün içerisinde burundan nefes alıp vererek, yani günün 1/4'ünü, hatta ömrümüzün
dörtte üçünden fazlasını burundan nefes alıp vererekten geçiriyoruz. Ağızdan yaptığımız nefeslenme teknikleri, özellikle ağızdan yapacağımız oksijenler, dikkat ederseniz beyin tarafından çok nadir yaptırtılıyor. Yani genellikle mesela oksijen seviyemiz düştüğü zaman bol bol esneme yaptırtır. Beynin kısa ve çözümü ve dikkat ederseniz ağzımız yırtılacakmış gibi farkındalığı içerisinde sürekli oksijen yani esneme yaparız. Ve böylelikle de ne zaman bu döngü tamamlandıktan sonra esnememiz kesilir. Veyahut da spor yapıyorsak dikkat ederseniz beyin yüksek tempodaki yaptığımız spor dallarında burundan nefes alıp verdirtmez ağız yolunu tercih eder. Neden? Çünkü kasların ihtiyacı olan oksijen bu şekilde sağlanıyor. %80'e %20. Evet, ondan dolayı yaptığımız bu iki tane 5 dakikalık hareket aslında bize neyi sağlıyor? Bir şekilde beyne saygımızı, saygı duyduğumuzu sağlıyor. Ve beyin de o zaman güçlü tempolarla, güçlü frekanslar yayaraktan güç, kuvvet, sağlık, zenginlik ve huzur noktasında size konfor yaşatmaya başlayacak. Evet, şimdi ise üçüncü ve son hareketimizi beraber planlayalım. Üçüncü ve son hareketimiz şu şekilde olacak. İşleyen demir pas tutmaz misaliyle bizim aslında zırhımız akciğerlerimiz. Akciğerlerimizi özellikle çok daha kuvvetli bir şekilde çalıştırmamız gerekiyor ki bu yapacağımız hareket bize bunu sağlayacak. Özellikle şunu söyleyebilirim. Buradaki farkındalığı nasıl alacağız? Yani bu hareketi doğru yapıyoruz veya yapmıyoruz veyahut da yeterli yaptık veya yapmadık farkındalığı nasıl sağlayacağız? Şu şekilde. Ciğerler dışa doğru genişleme yaparken kafes ne yapacak? İçe doğru bir batma yapacak. Yani aldığınız havanın valerüsünü buradaki batmayla yani buradaki baskıyla hissetme şansınız var. Bu yaptığımız hareket içerisinde eğer bu baskıyı hissetmiyorsanız o zaman hala daha kapasitemiz var. Hala daha zorlayabiliriz. Yani valeriyi yükseltebiliriz. Ve bu üç hareket bize günü tamamıyla kazandıracak. Ve bu üç hareketi sabahleyin uyandığımızda yaparsak işte göreceksiniz ki gün sizin için enkazdan ziyade tamamıyla yapıcı bir hale alacak. Evet, üçüncü hareketimiz ise şu. Mümkün olduğu kadar kuvvetli bir şekilde akciğerlerimin oksijenle olan temasını sağlıyorum. Ama omurdaki kas yapısıyla alakalı olaraktan ne yapıyorum? Bütün kas yapısını kuvvetli bir şekilde kullanıyorum. Ondan sonra ise ne yapıyorum? Bunu tamamıyla yavaşça ağzımı açıp genizden verme noktasına getiriyorum. Hareketi göstereyim. Bakın, alıyorum. Bunu verirken de yavaş veriyorum. Bu hareketi ilk defa yapıyorsak eğer, bu hareketi yaptığımızda kafese bir baskı uygulayacağız. Ciğerlerimizin dışındaki. Ve onun esnekliliği olmadığı için de otomatik olarak da etki tepki noktasıyla ciğerlere bir baskı uygulayacak. Ve biz bu son veriş anında maalesef bu yavaşlıkta veremeyebiliriz. Ondan dolayı ağzı mümkün olduğu kadar sağlam açın verirken ve verirken ağzı açaraktan ne yapıyoruz? Bir şekilde aslında kas yapısını da kontrollü bir şekilde harekete geçiriyoruz. Ve yavaş verme şansını yakalayacağız. Aldığımız hava dikkat ederseniz kuvvetli, valorisi güçlü. Ağzımızı açıyoruz ve yavaşça bunu dışarıya doğru veriyoruz. Bir daha gösteriyorum bakın. Alıyorum. Ve yavaşça veriyorum. Bu yapacağımız hareket zinciri 10 tekrar ve ondan sonra artık güne hazırsınız.